Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Tabi bugün savaşın 4. günü. Durduk yere böyle bir savaşın varlığı mı söz konusu? Yıllardan bu yana insanları ezen, insanları yok eden, insanları tabiri caizse katleden, botlarıyla bir anlamda kustallarımızı yerle yeksan eden Siyonist bir güç var. Tabiri caizse pervasızca saldırılarını, galibiyet anında şahsiyetsizlikleri, mağlubiyet anındaki tabiri caizse o güç çılgınlıklarının aslında yıllardır yapmış oldukların bir cevabını, bir mukavemetini gördüler. Bir gün o çocukların büyüyeceğini, yani o Selahaddinlerin gerçekten onların karşısına çıkıp onlara tabiri caizse tokat atacağını hiç düşünmüyorlardı. Bu direnişin altında bir ruh gerçekten bedenini arıyor. Bu ruh bu bedenle birleştiği takdirde gerçekten kainata meydan okuyacak, kainata hükmedecek insanlık ortaya çıkacak. Dolayısıyla bunun da oradan çıkmasını istemeyen batılı güçler, başta İsrail ve yandaşları olan Amerika olsun, ne yapmaya çalışıyor? O Müslümanları bastırmaya çalışıyor. Kudüs özgür olduğu takdirde ümmet özgür olur. Eğer Kudüs gerçekten esir kalırsa ümmet esir olur. O açıdan bizim Kudüs'ü özgürleştirme noktasında ne olursa olsun bu noktada elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Böyle bir yükümlülüğümüz, böyle bir zorunluluğumuz var. Bütün müminlerin de, halkı Müslüman olan devlet liderlerin de bu anlamda el atması, kol kanat germesi, onlara bu noktada destek olması gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde bunun bedelini hem dünyada hem ukbada ödeyeceğinin bilincinde olması gerektiğini ifade ediyoruz. Medeniyet Vakfı olarak, davetçi ekibi olarak her daim Kudüs'ün yanındayız. Müslüman kardeşlerimizin yanındayız. Maddi ve manevi onların yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu direnişi, bu intifayı özellikle başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere bütün halk, kendisini İslam'a nispet eden her bir mümin yüklenmek zorundadır. Bununla beraber gerek İslam Birliği üyeleri olsun, bununla alakalı var olan platformlar olsun, halkı Müslüman olan devletler olsun, bu işi sadece kınamada bırakmaması gerekiyor. Yani onlarca devlet bu noktada bir duruş sergilemiyor. Bu suskunluğun altında yatan nedenler, çıkarlar olabilir. Ama bu çıkarların gerçekten bir gün kendilerine döneceğine, yani bununla yüzleşeceğine farkında olsunlar. Yani bir anlamda kendileri bir söz söylemeyeceklerse, bu anlamda biz her zaman şunu söylüyoruz. Yani kapıları açtıkları takdirde biz inanıyoruz ki orada can vermek için hazır olan milyonlarca gencimiz var. Mesele sadece kınamakla kalmaması gerekiyor. Maddi manevi yanında olmaları gerekiyor. Nasıl ki küfür kendi batıl inancında olan ne dindaşı ne sınırdaşı olmasına rağmen böyle bir yardımda bulunuyorsa biz müminler olarak en kavi bir şekilde bu desteği göstermek zorundayız. Böyle bir zorunluluğumuz var. İsrail'in işgal meselesine baktığımız zaman eğer bugünden olayları değerlendirmeye çalışırsak çok büyük bir yanılgı içerisine gireriz ki Siyonist rejimin istediği de bu. Sanki kurulu bir devlet varmış da bu devletin bütünlüğünü bozmak isteyen bir örgüt varmış ve bu örgüt bu ülkeye bir saldırıda, daha doğrusu bir terör eylemi yapılmışçasına lanse ediliyor. Öncelikle bu hatayı düzeltmemiz gerekiyor. Aslında İsrail diye bir ülke yok. Hamas'ın yaptığı operasyon, Aksa Tufanı adlı operasyon, bizatihi işgal altındaki kendi topraklarını ve Mescid-i Aksa'yı özgürlüğe kavuşturmak için atılmış bir adımdır. Bunu şöyle kıyaslayabiliriz. Ülkemizde milli mücadele döneminde nasıl ki Fransızların, İngilizlerin işgaline uğradığında, burada topyekün bir mücadele başladığında bizim yaşlılarımızla, nene hatunlarımızla, Şahin Beyler, Sütçü imamlarla topyekün işgale direndik ve topraklarımızı geri aldık. Bugün Hamas'ın verdiği mücadele bundan farklı değildir. Bizler Müslümanlar olarak Filistin'in ve Hamas'ın bu anlamda yanındayız. Biz İsrail'de kesinlikle sivil olmadığını inanıyoruz. Çünkü onların tamamı Filistinlileri yerlerinden ederek oraya yerleşmiş istilacı böceklerdir bizim gözümüzde. Tamamı o topraklardan atılmalıdır. Erbakan hocamızın hep güzel bir sözü vardı. Eğer Amerika İsrail'i bu kadar çok seviyorsa Güney Amerika'da toprak versin onlara. Buyursun hepsini götürsün. İsrail'in bir bahaneye ihtiyacı yok. Yıllardır Gazze'de, Kudüs'te her türlü katliamı, her türlü suçu işledi. Dünya kamuoyunun gözlerinin içerisine baka baka hiçbir haklı gerekçe sunma ihtiyacı hissetmeden bunu yaptı. Ama artık direniş öyle bir güçlendi ki Allah'ın izniyle bugün 6 gün savaşlarından beri İsrail'in vermediği kayıpları mücahitler İsrail'e verdiriyor. Ve onların tamamı topraklarından atılıncaya kadar da bu devam edecek. İsrail bugün Gazze'de fosfor bombaları kullanıyor. Normalde uluslararası yasaklı bir bomba. Öyle bir bomba ki bu insanoğlu ısı yayarak insanların vücudunda kimyasal yanıklar oluşturuyor. Ve suyla söndürülebilecek yanıklar değil, kalıcı hasarlara neden oluyor. İç organların parçalanmasına kadar gidebilen bir bombayı kullanıyor. Ama bugün dünya kamuoyu sessiz. Müslüman ülkeler muhakkak yöneticilerini bu anlamda uyarmalı, telkinler vermeli, gerekirse sıkıştırmalı ve Müslüman ülkeler şu an
toplanıp acil bir şekilde Mescid-i Aksa'yı Filistin'i dert edinecek bir çalışma ortaya koymalı. Maddi destek sunacağız Filistinlilere, mücahitlere. Oradaki direniş ruhunu sıcak tutabilmeleri için her şeyi yapacağız. Bu bizim görevimiz. Ama muhakkak 60 Müslüman ülkenin yöneticileri bir araya gelmeli. Filistin mücahitleri yardım edilmeli. Çünkü Filistin ve Kudüs meselesi sadece Filistinlilerin omuzlarına bırakılacak bir yük değil. Bu bütün Müslümanların derdidir. Bu bütün müminlerin derdidir. O demir kubbeleri, uyduları, teknolojik silahlarıyla hiçbir zaman için yenilemez, asla bunlara bir şey yapılamaz denilen algıyı bir avuç Müslüman paramparça etti. Yapılamaz denilen ne kadar şey varsa Allah'ın izniyle hepsini yaptılar. Şimdi bu onların bir avuç mücahidin yaptığı şey. Siz bir de bütün Müslüman ülkelerin uçaklarıyla, tanklarıyla, ordularıyla, füzeleriyle birleştiğini düşünün. İnanın savaşmaya gerek kalmayacaktır. 10 Müslüman ülke bir araya gelsin. Biz Filistin meselesinin çözümü için ortak askeri tatbikat yapacağız desinler, yeterlidir. İsrail o kadar korkaktır ki anında hemen geri adım atacaktır. İsrail gücünü Müslümanların bölünmüşlüğünden, parçalanmışlığından alıyor. Bugün Müslümanların birleşmesi onlara verilecek en büyük cevaptır, vurulacak da en büyük tokattır. O yüzden bizim bütün enerjimizi buna harcamamız lazım. Nitekim Selahaddin Eyyubi de Kudüs'ü fethetmeden önce o paramparça olmuş, dağılmış bütün Müslüman beylikleri, devletleri bir araya getirerek bunu yaptı. Küfür tek millettir. Bütün küfür cephesi birleşmiş, biz hala paramparçayız. İslam Birliği'nin önündeki en büyük engellerden bir tanesi de bunun kurulacağına inanmayan Müslümanların zihniyetidir. Önce bizim zihinlerimizin özgürleşmesi lazım. Biz eğer bu prangalardan kurtulursak Allah'ın izniyle İslam Birliği'ni kurarız ve dünyada yegane güç oluruz.